Radyo Gedik, Hülya Güner'le Finans programından herkese merhaba. Bugün tam da programa uygun bir konukla birlikteyim yine. Bir sene arayla ikinci kitabını çıkarmış olan, raflarda ikinci kitabını gördüğümüz sevgili Can Karaçıklı ile birlikteyiz. Günaydın Can Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız? Günaydın, günaydın, günaydın. Sen nasılsın? Gayet iyiyim. Sizinle birlikte olduğum için de çok mutluyum ve heyecanlıyım yine. Can Bey, senede bir kitap falan mı olacak böyle? Nasıl? Valla iki tane kurşunum vardı, attım, daha yok. Evet. Bir üçüncü var aklımda ama bilmiyorum o. Şu Bakalım, biraz ilk emekliyiz. kitabımız, bir sene önceki yayında bunu izleyebilirsiniz. Bu kitabı da çok güzel konuşmuştuk ve mutlaka alın okuyun diyeceğim. Şimdi de bu kitabı ve biraz da belki Türkiye'yi ve dünyayı konuşuruz vaktimiz yettiğince. Şöyle başlamak istiyorum Can Bey, sorularıma kitapla ilgili. Şimdi ilk kitabınız, evet, ona ne danışacağız ki? Ve şimdi de bana iyi bir finansçı bulun. Sizi aslında sanki birinci gibi duran da ikinciliğe düşmüş olan yayın sırasında bana iyi bir finansçı bulun kitabını yazmaya iten neden nedir? Neden böyle bir şey düşündünüz ve yazdınız diye sorarak başlayayım. Şimdi o temel amacı, ya bir tür amacı var, böyle liste haline getirebiliriz ama çok uzun olur. Danışmanlık kitabında ona ne danışacağız da aynı şey vardı. Bunda da aynı şey var. İnsanlar bir şey ararken tam olarak ne aradıklarını bilmeleri lazım. Dolayısıyla hani bir danışmanla çalışırken ne yapılır, ne sorulur, nasıl faydalanılır dan yola çıkarak aslında bana iyi bir finansçı bulunun başlığı çıktı. Çünkü bir tanım yapılmadan bir arayışa girilince şirketler biraz zorlanıyorlar bu şey kademelendirmeyi yapmakta. Çünkü finansal yönetim değişik kompartımanları olan bir iş. Bu kompartımanları birlikte mi yönetecekler bir kişiyle, ayrı ayrı kişilerle mi yönetecekler? Bunlardan nasıl özellikler beklemeleri lazım? Bunun biraz netleşmesi gerekiyor ki o şirkete uygun kişiler bulunabilsin ya da o organizasyon şeması şirkete uygun oluşturulabilsin. Bu satış için, satışla pazarlamada biraz karışır bu şirketlerde. Genelde operasyon, üretim, insan kaynakları bacağında çok karışmaz. Aslında insan kaynaklarında da vardır. Bir personel özlü kişi vardır. Bir gerçek insan kaynakları yönetimi vardır. Teknoloji de vardır. Şimdi teknoloji de ikiye ayrıldı. Bir tanesi klasik işte şirketin hardware'ı, ERP programı, bir tanesi de dijitalleşme süreci. Finansın içinde de böyle bölünmeler var. Dolayısıyla az organizasyon şemaları biraz komplikeleşiyor. Hani basitleşmeye doğru giderken daha da komplikeleşiyor. Oralara uygun insanlar bulmak lazım. Biraz orada onu anlatmak için yaptım. Yani hani şirketler kimi aramalı ve bu aradıkları profil nasıl olmalı? Onun bir şeyiydi, yol gösterici olduğunu umduğum anlatımıydı bu. Bana iyi bir finansçı bulun. Burada iyinin bazı özellikleri var. Hani bana bir finansçı bulundu kitabın başlığı. Sonra çok yakın bir arkadaşım dedi ki şuna bir de iyi koyalım. Hani iyinin Hayır. ne olduğunu da tanımlamak lazım. O iyiyi de biraz tanımlamaya çalıştım. Bu üst amaç 30 bin feet'ten. Aşağıya doğru inince de şirketlerin Türkiye'de faydalanabilecekleri, daha doğrusu hem öğrencilerin hem profesyonellerin faydalanabilecekleri bir finansal yönetim şeyi yok. Yerli bir finansal yönetim kitabı içeriği yok. Genelde hep Amerika'dan tercüme edilen ve oradaki finansal yönetim kitaplarındaki bölümleri izleyen kitaplar var. İşte şirketin sermaye maliyetinin nasıl olacağını, işte İngilizce deyimiyle, Türkçesini çok şey yapamıyorum. İşte Capital Asset Pricing modelle sermaye maliyetinin ne olacağı Türkiye'ye uymuyor. İşte Türkiye'deki sermaye maliyeti banka kredisi çarpı 2. Ama hangi banka kredisi, hangi vade, merkez kredisi mi, yatırım kredisi mi, rotatif mi belli değil. O zaman işte Gülay bir şirketin patronuysa onun kafasında neyse o oluyor sermaye maliyeti. Şimdi bunu bu şekilde anlatmak lazım. Öbür türlü risk primini Türkiye'de ne alacaksınız? Hangi bas faizi alacaksınız? Çok belli değil. Yani dünyada da belli değil. Dolayısıyla burada da bir şey ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Aslında ilk kitap biraz daha ders kitabı şeklindeydi ama o çok satılmaz diye bunu biraz daha okunabilir hale getirdik. Bir iddia etmiyorum, bir şirket finansmanı ya da üniversitede verilen derslerdeki finansal yönetim dersinde okutulacak bir kitap değil ama hani o okumayı yapanların, o eğitimi alanların veya finansal yönetimle farklı departmanlarda çalışanların faydalanabileceği de bir kaynak aynı zamanda. İkincil amacı da bu. Çünkü içinde finansal analize dair de epey Var bir var.
bakış açıları, bildiğimiz klasik hesapların dışında ciddi bakış açıları da yaratmışsınız. Peki şunu da söyleyelim hemen. Remzi Kitabevi'nden çıkan bu kitabınız yine en çok okunanlar listesinde ilk sıraya oturdu. Bunu neye bağlıyorsunuz? Neye bağlıyorum? Bir kere işin bir boyutu var. Hani çok hoşlanmasak da bir kitap başlangıçta çok satıldığı zaman o rafa çıktığında bir raftan alım söz konusu. Yani insanlar ilgi alanlarının içindeki kitapları da alıyorlar tabii. Ama o rafta çok satanlar arasındaki kitaplar da satın alınıyor. Dolayısıyla o rafın içerisinde olmak bir besliyor. Onun dışında tabii benim yaptığım iş ve çalıştığım şirketler, o şirketlerdeki konum, o şirketlerin kendi networkleri sebebiyle de bir ilgi alaka oluyor. Bir de kitabın başlığı da gerçekten önemli. Yani içiyle kitabın başlığı tutuyorsa alanlar bundan keyif alıp tavsiye de edebiliyorlar. Bu kitap tavsiyesi Türkiye'de, yani birkaç tavsiye vardır. Bir dizi tavsiyesi, işte bir takip edilen basın organları tavsiyesi, bir de kitap tavsiyesi. O birbirini de besliyor aslında. Önemli sebeplerinden bir tanesi. Yani ben bir yazar değilim. O konuda çok büyük bir iddiam da yok. Ama hani geçici dönemlerde o çok satanlar listesinde yer almak, kitabın satışında kendi içinde besliyor. Yine kitabın gelirini bağışlamışsınız. Bir önceki gibi galiba, değil mi? Yuvam Dünya Derneği. Yuvam Dünya Derneği. Bu derneğin amacı nedir? Hep buraya bağışladığınıza göre sizin için aynı zamanda da bir hedef gibi duruyor galiba, değil mi? Tabii ben de gönüllü olarak ilgileniyorum. İklim değişikliğiyle mücadele olarak kaba bir tanımlama yapabiliriz. Aslında sürdürülebilirlikle de alakalı pek çok şey yapıyorlar ama bu iklim değişikliği konusu hayatımızın önemli bir parçası oldu aslında da daha fazla olacağı ve onun da etkilerinin çok fazla bilinmediğini düşünüyorum. Evet, bu temel amaçlarından bir tanesi Yuvam Dünya'nın bu bilinci, bu farkındalığı arttırmak, yoksa hani ağaç dikmek ya da herhangi başka bir şey yapmak değil. Onların da yapılması lazım, onları da dışarıda tutmamak gerekiyor ama eğitimle başlayıp hani ilkokul öncesinden bütün müfredata bu bilincin yerleştirilmesiyle ilgili programların yapılması. Derneğin asıl amacı o. Çünkü bu bilinç küçük yaşlardan oluşmadığı zaman çok fazla hani bugün şunu yapalım demekle olmuyor yani. Ben çöpleri evde bir kere ayrıştırıyorum, ikinci kere unutabiliyorum. 57 yaşındayım, öyle bir temelim yok. Ama çocuklara bu verilirse, çocuklara, gençlere oradan başlarsa hani belki onların geleceğinde daha farklı bir şey olabilir. Çok zor görünüyor. Çok ürkütücü şeyler de var. Yani hepimizin o bilinci arttırmak üzerine çalışması lazım. Yoksa dediğim gibi hani onu yapalım, bunu yapalım ya da greenwashing diyorlar buna. Hani mış gibi görünerek şirketlerin bunu yapması sadece müşterileri görsün diye çok hoş değil. Herkesin o bilinci yaygınlaştırmak üzerine çalışması lazım. Yuvam Dünya'nın da o tarzı ve şeyi hoşuma gittiği için onlarla bir birliktelik yapıyorum. Buradan hemen ben de izleyici ve dinleyicilerimize söylemek istiyorum. Sizin LinkedIn'deki yeni yılda vermiş olduğunuz, yazdığınız böyle küçük bir paragrafta aktardığınız bir mesaj var. Çok kıymetli. Onu okumalarını tavsiye edeceğim sizin bağlantınızdan. Peki hemen kitaptan birkaç soru soracağım. Tabii kitabı okuyun diyoruz ama yine içerisinde de ne var biraz anlatmak açısından. Finansçıyı bir eğitmen olarak tanımlıyorsunuz şirketlerin içerisinde. Neyin eğitmenidir finansçı? Ne yapmaktadır ya da ne yapması gerekir ki bu eğitmen misyonunu da üstlenmiş olsun? Şimdi satışçıların çok fazla karakterinde olmayan bir şey. Zaten onların çok karakterinde olunca iyi satıcı olamıyorlar onlar. Yani öğretmek, aktarmak, paylaşmak. Onlar satmak ve birazcık bencil olmak durumundalar. İşlerini daha iyi yapmalarını sağlıyor. Operasyon, işler ve üretim, o da kendi içinde başka özellikleri olan bir şey. Orada da çok fazla bir paylaşım yok. İnsan kaynaklarının kendi içinde bir gizliliği var. Tamam, bir eğitmenlik, yönlendirme rolü var ama sırf kendi işiyle alakalı. Teknoloji de öyle. Şimdi finansal yönetim mekanizmasında şu önemli. Şimdi şirkette yapılan her işin bir finansal uzantısı var. Yani ne olursa olsun, bu pazarlama yaparken, satış yaparken, ki en çok orada üretimde, insan kaynağında, teknolojide bu finansal uzantıları o departmanların yöneticilerinin bilmeleri gerekiyor. Yani yaptığı işin finansal uzantısı. Finansal uzantısından kasıt da şu: şirketin temel karnelerine, mali tablolarına nasıl yansıyor o iş? İşte üretimde verimlilik artarsa, işte metrekare başına kullanılan kilogram ham madde girdisi düşerse ne oluyor? Bu satın alma maliyetine gidip şirketin brüt karını nasıl etkiliyor? O dibe nasıl yansıyor?
Şirketin değeri ya da performansı nasıl artıyor'nun rakamsal olarak gösterilmesi gerekiyor. Bir de bunun yapılırken de kullanıcı dostu ve sadece muhasebe ve finans bilenlerin değil de herkesin anlayabileceği bir şekilde yapılması lazım. Yani bunu işte sayfanın üzerinde çok dijital rakamlarla, işte anlaşılmayan tablolarla, anlamadığınız formüllerle koyduğunuz zaman insanların önüne, hani buna bakılıyor ama kimse de anlamadığını çok kolay söyleyemiyor. Hani bir şey bilmediğini söylemek çok kolay değil. Dolayısıyla bu söylenemiyor. Bunu da finans yöneticisi eğer yönlendirmeye çalışmazsa, hani şu şöyle, bu böyle, dostane bir şekilde diyeyim, hani karşı tarafı döverek değil, herkes anlamak zorunda değil ondan, o önemli bir rol olarak ortaya çıkıyor. Bu şirketin geleceği açısından önemli. Çünkü hani iletişim bazen bilgiyi doğru bir şekilde paylaşarak da oluyor. İşte şirket içinde iletişim yok. Yöneticiler birbiriyle konuşmuyor da, yöneticiler birbiriyle konuşup ne yapacaklar yani? İşte dünyevi sorunları tartışacak halleri yok. Önemli olan tek nokta var, şirketin başarısı. İşte o başarının arkasında yatan faktörlerin tartışılabileceği bir yer. Finansal tablolar, finansal performans. O yüzden onları herkesin iyi anlaması gerekiyor. Tabii burada şöyle bir ikilem var. İşte finansal tabloları ya da finansal verileri ya da işte karımızı herkes görsün mü? İşte ciromuzu herkes bilsin mi diye, özellikle sermayedarların, patronların. Ben orada tam tersini düşünüyorum. Yani bir şirketin bir yönetim kademesi varsa şirketin her şeyini bilmesi lazım o yönetim kademesinin. Hani bilinmesi istenmiyorsa da o profilin o kademede olmaması lazım. Dolayısıyla bunun şirketlerde alınabilecek bir risk olduğunu düşünüyorum. Hani çok para kazanıyoruz, çok zam isterler, işte zarar ediyoruz, çekinip şirketten ayrılırlar mı gibi çekinceler ve soru işaretlerinin olması normal. Ama paylaşım daha farklı yerlere de götürebiliyor. İşte şirket değeri nedir? Yani bu şirket herhangi bir satışa, halka arza söz konusu olmasa da o şirket değerinin artışının manası nedir? Tabii bunu bir şeye de bağlamak lazım. Hani finansal farkındalığı arttırıp yapılan işlerin finansal uzantılarını ortaya koyunca, hani onun hepsi gittiği yer şirket değeri ise, buradan çalışanların da nasıl bir fayda sağlayabileceklerini de ortaya koyması gerekiyor sermayeleri. Biraz ona da yarıyor. Yani yöneticiler bunu öğrendikçe tamam, belirli bir talepleri oluyor ama o taleplerle şirketin başarısı birbirini besliyor. Bu uluslararası platformda uygulanan yöntemler hep bunlar. Ama bir çalışanın bir şirket değerinin artışından kendine nasıl fayda sağlayabileceğini görmesi için önce şirket değeri nedir onu bilmesi lazım. Onu etkileyen faktörler nedir onları öğrenmesi lazım. Bunu anlatacak olan da finans yöneticisi. Yani alacak tahsil süresi kısalırsa işletme sermayesi ihtiyacı azalır, finansman gideri düşer. Bu da şirket değerini arttırır gibi bir yolculuğun anlatılması gerekiyor. O yüzden o eğitmenlik fonksiyonu önemli. Peki, ben başında söylemiştim. Bunun içerisinde aynı zamanda finansal analize ilişkin çok teknik detaylar da var ve burada farklı bakış açıları da var. Siz de biraz şimdi finansal tablolardan bahsettiniz. Finansal tablolara ilişkin bir şey sormayacağım. Siz hatta birbirleriyle rekabet içerisinde olduğunu da söylemiştiniz. Hmm. Burada hangisinin ne nedenle öne çıktığından da bahsetmişsiniz. Ama ben özellikle bu kadar belirsizliğin yüksek olduğu bir dönemde bütçe konusunu size sormak istiyorum. Bütçe yapmadan olur mu? İlk önce onu soralım. Peki yarını bu kadar bilmeden bütçeyi nasıl dinamik halde yapabilir reel sektörde işletmeler? Şimdi benim 89 yılında başlayan iş hayatımda edindiğim tecrübelere göre profesyonel yönetici ve danışman olarak en çok tutan bütçeler bu dönemlerde yapılan bütçeler. Bunun arkasındaki sebep şu: çünkü üzerinde çok fazla düşünülüyor, çok fazla vakit harcanıyor. Yani değiştirilerek değil, dönemin başında yapılanların en çok tuttuğu şeyler bunlar, bütçeler. Şimdi o bir kere yapmadan olmaz ama arkasındaki mantığı şöyle algılamak lazım. Bütçenin içerisinde bir gelirler bir giderler bölümü var, basite indirgeyerek konuşalım. Şimdi bu gelirler dinamik, yani çok iyi de olabiliyor, kötü de olabiliyor. Tahmin edildiği şekilde de olabiliyor. Bunların nasıl olacağından bağımsız şirketlerin sabit giderleri var. Şimdi önemli olan bu sabit giderleri belirsizlik dönemlerinde mümkün olduğu kadar bu sabit giderlerin içerisinde işte maaşlar var, şirketin sabit harcamaları var. İşte bir de diyelim ki planlanan yatırımlar var. Bunlar da sabit olsun. İşte planlandığı için sabit diye varsayılıyor.
Bunlar önemli olan dönem içerisinde doğru zamanlara yaymak. Yani ben işte bir satış hedefledim, 500 liraydım, 1 milyona çıkacağım. Bunun için de şu kadar personel ihtiyacım varı. O satış artışı gerçekleştiği aşamalarda istihdam etmek, o personeli oralarda işe almak veya yapılacak olan yatırımın zamanlamasını iyi tespit etmek. Onlar daha çok önem kazanıyor. Yoksa aslında bütçe dediğimiz şey dinamik. Yani işte ben sattıysam satmışımdır. Eğer piyasada anormal bir kriz olduysa ve benim satışım benim dışındaki faktörlerden dolayı etkilendiyse orada yapacağım bir şey yok. Ama maaşları ödemek zorundayım. Dolayısıyla o dengeyi yatırımların ya da sabit giderlerin hangi aylara ne şekilde yayılacağını öngörerek yapmak biraz aslında bütçe sanatı olmaya başlıyor. Yani ben işte her şirket bu sene için belirli bir büyüme koydu. Enflasyonla zaten bu biraz böyle şaşırtıcı rakamlara da ulaştı. O rakamlara ulaşınca şirketin belirli bir insan kaynağı yatırımı yapması gerekiyor. Belirli bir kapasite artışı yatırımı yapması gerekiyor. İşte bunları o satışların gerçekleşmesiyle eş zamanlı yapmaya çalışmak biraz bütçe sanatı oluyor. Tabi bu o kadar kolay bir şey değil. Yani kazanalım sonra harcayalımla harcayalım sonra kazanalım arasındaki dengeyi de iyi oluşturmak lazım. Ya ben önce satayım, büyüyeyim, ondan sonra adam alayım da olmuyormuş. Ama bu dönemler insanların ya da şirketlerin daha çok verimliliğe, işte daha çok norm kadrolara önem verdikleri dönemler oluyor. Eskiden bunlar çok fazla göz ardı ediliyordu. Yani paranın daha bol olduğu, işte finansmana daha kolay ulaşıldığı dönemlerde işte ihtiyaç olan her yatırım yapılıyor, ihtiyaç olan her insan kaynağı istihdam ediliyor. Şirket harcamalarını daha rahat yapıyordu. Şimdi bu biraz daha bilinçli şekilde yapılmaya başlandı. O yüzden bu dönemlerde yapılan bütçeler daha çok tutuyor. Yani biz son 2-3 aydan beri işte satış veya gelir bütçesini bir kenara bıraktık şirketlerde. Gider bütçelerinin değişik şekillerde analiz etmeye çalışıyoruz. Yani işte kişi başı ciro, kişi başı kardan tutup da işte ben ne kadar insan kaynağı yatırımı yapacağım, o insan kaynağı yatırımının bana getirisi ne olurun hesaplamalarına da girdik. Yani birkaç tane formül var, ben onları yeni öğrendim ki 10-15 seneden beri bu işi yapıyorum. O formüle hiç bakmıyordum. İşte şirketin elde ettiği kardan, faaliyet karından insan kaynaklarına harcanan ücretleri düşüp hani onlar olmadan ben ne kazanıyorumun insan kaynaklarına harcadığıma oranının gelişimine bakıyoruz mesela. Bu insan kaynaklarına yapılan yatırımın getirisini gösteriyor bana. Şimdi ben hep karlılık oranı, yok bilmem ne oranına bakıyordum. Şimdi buna bakıyorum. Norm kadroya daha çok önem veriyorum. Harcamaları kategorize ediyorum. Mecburi olanlar, mecburi olmayanlar. İşte benim yapmasam bana etkisi olacaklar olmayanlar. Yani yapmam mecburi olanlarla hani yaparsam iyi olabilecek harcama kategorileri yapıyoruz. Dolayısıyla bu insanları biraz daha farklı düşünmeye sevk ediyor bu tip kriz dönemleri. Bütçede onların o farklı düşüncelerin daha rahat kağıdın üzerine dökülebileceği bir araç aslında. Onun şeyi bu. Hani daha fazla düşünmek, daha fazla neyi nasıl yapabileceğini göstermek için o bütçe toplantılarının uzaması gerekiyor. İlla aralıkta bitmesi gerekmiyor artık. Her ayda bunun oturulup hani ne demiştik ne oldu hani bundan sonra ne olabilir de dönüşmesi lazım. Tabii bunun en önemli şeyi bir de bunun nakit akışına çevrilmesi gerekiyor ki hani ben finansman ihtiyacım nerede doğuyor, nakit fazlam var mı yok mu, işte ona göre banka kredi limitlerimi nasıl oluşturabilirim de öngörmek lazım ve bunu da her ay yenilemek gerekiyor. Dolayısıyla hani yapılmaz diye bir şey yok. Ama yapılanın da sık sık değiştirilebileceği üzerine bir model kurgulamak lazım. Burada performans değerlendirmesi, prim sistemleri biraz devreye giriyor ve işi karıştırıyor. Hani bir bütçe var, o bütçe değişirse ne olacak? Hani insanlar buradaki gelirlerini, özellikle satış ekipleri diyelim, nasıl hesaplayacaklar? Onu da dinamik bir şekilde ayarlamak mümkün aslında. Çok fazla da şeye takılmamak lazım. Yani bir orijinal bütçe vardır. Bir de duruma göre değiştirilmesi gerekiyorsa değiştirilen bir bütçe vardır. Şirketin satış ekibinin performansı da bu değişiklik üzerine de kurgulanabilir. Bu da o kadar kötü bir şey değil. Yani orada biraz şeyleri yıkmak gerekiyor. Hani klasik kuralları. Onları yavaş yavaş hem biz hem şirketler öğreniyoruz aslında. Yolda da öğrenilen bir şey bu. Bu dönem biraz da yüksek enflasyon, daha az dış kaynağa ulaşım döneminde
işte neler yapılması gerektiğini de öğreneceğiz. Bunu eskiden biz biliyorduk, sen de hatırlarsın o dönemleri. 2000. Sonra unuttuk. Aynen, sonra unuttuk, şimdi tekrar hatırlıyoruz. Yani bu finans dönemsel bir iş. O dönemin iniş çıkışlarını unutup ondan sonra tekrar hatırlıyoruz. Keşke hatırlamasaydık. Keşke hatırlamasaydık. Tabii aynen. Peki şimdi tabii size bu kadar sadece mikro bazda değil, bir tane de makro sorun var. 2023 bizim için önemli bir yıl. Ülkemizin 100. yaşının kutlanacağı bir yıl. O yüzden tabii ki her şey önemli, varlık önemli ama ekonomi de bu anlamda önemli. Çünkü güçlü bir ülke kavramı açısından ama dünyanın da içinde olduğu durum malum. Bu bağlamda siz 2023'ü nasıl görüyorsunuz? Bir onu açmanızı isteyeceğim ve yanı sıra da reel sektör için 2023'te riskler nelerdir? Neyi risk olarak algılamalılar ve neyin önlemini almaya çalışmalı reel sektörde şirketler? Çok üstten konuşmak biraz havada kalıyor. İşte iyi olacak, kötü olacak. Ben hatırlamıyorum yani 89'dan beri hiç bize onun için önümüzdeki yılın bu yıl iyi olacak dediğimizi. Yok böyle bir yaklaşım. Hep ya bu sene daha zor olacakla biz başladık. Şimdi bence şuna bakması lazım. Biz şirketler bazında konuşalım. Daha pratiğe indirelim işi. İşte dünyada o var, Türkiye'de bu var, şu oluyor, doğru yapılıyor, yanlış yapılıyor değil. Şimdi ben ülke olarak cari açık veren bir ülkeysem ithalatla ihracattan başlayalım önce. Ve bu benim kronik bir sorunumsa ve yaşadığım ekonomik sorunların arkasında bu yatıyorsa şirketlerin bir şekilde kendilerini buna adapte etmeleri gerekiyor. Yani benim mutlaka eğer bir şirketsem bir şey üretiyorsam bunu dışarıya da satmam lazım. Tabii bu dışarıya satışın bir dışarıdan gelen girdisi de var. Ama bu bir sorun değil. Yani %40-45 seviyesinde bu. Genel ortalamada. Bu katlanılabilir bir şey. Ama Türkiye'nin eğer sorunlarını çözmek istiyorsa yapması gereken şey rekabetçi bir ihracat ülkesi olmak durumundaysa her şirketin kendi yaptığını buna adapte etmesi lazım. Şimdi bu kolay bir şey değil. Hep yani ihracat yapalım bilmem neyle olmuyor. Bir ihracat müşterisini bağlamak bir seneyle iki sene arası. Dolayısıyla bunun altyapısının iyi hazırlanması, ona yönelik şirketin insan kaynaklarının istihdamı gerekiyor. Yani ihracat yapacaksam çok iyi İngilizce bilmesi lazım. Eğer yurt dışında İngilizce konuşulan ülkelere ihracat yapmak istiyorsam, Arap ülkelerine yapmak istiyorsam da İngilizce ile olmamalı, Arapça ile olmalı. Dolayısıyla bu bir altyapı çalışması. Benim şirkete eğer bir denetim yapılacaksa o gelen denetimde üretim yerimin işte imarının tam olmaması benim ayağıma takılacak. Şimdi bunların hazırlanması lazım. Bunların hazırlıklarının yapılması önümüzdeki dönemlerde şirketlerin rekabet gücünü ortaya çıkartacak. Yani ben artık o cari açığımı, dış ticaret açığımı daha doğrusu dengelemek zorundaysam kim olursa olsun iyi bir ekonomi yönetiminde bunun kuralları konulacak. Daha rekabetçi kur, işte daha ithal ikamesine veya ihracata dayalı bir üretim veya satış ortaya çıkacak. Dediğim gibi bu da böyle bir şirketin altyapısını değiştirmeden hani biz ihracat yapalım işte kur avantajlı olduğuyla olacak bir şey değil. Kur avantajı belli bir yere kadar geçerli. Ondan sonra sizin kaliteniz de oydu buydu işte Inditex sizden belirli bir müddet belki alım yapar küçük küçük. Ama o alımları büyüdüğü zaman gelir fabrikanızı inceler işte fabrikanızdaki duran paletler yamuk duruyorsa durdurur alımını. Veya imarına bakar imarı yoksa üretim tesisinizin yine yapmaz. İşte çalıştırdığınız işçiler kayıt dışıysa yine alımını durdurur. Buna yönelik bir şeyler geliştirmek gerekiyor. Artı tabii katma değerli ürünleri işin içerisine eklemek. Türkiye teknoloji açısından biraz geride, çok fazla orada hani onu yapalım bunu yapalım yerine mevcut yaptığımız üründeki katma değeri arttırmak ve yaratıcılık önem kazanıyor. İnovasyonu da çok yeni yeni ürünler değil de yani Ar-Ge bacağında değil de Ür-Ge'de yapmamız lazım. Çünkü biz kabiliyeti olan ve insan kaynakları özellikle mavi yakada yüksek bir ülkeyiz. Oradaki yaratıcılıkları kullanıp mevcut ürünlerimizi geliştirmemiz gerekiyor. Onları yapabilirsek eğer ve şirketin hem insan kaynakları hem işte mali ve diyelim ki hukuki altyapısını işte bu imarlar bilmem neler. Yani Türkiye'deki birçok organize sanayiler dışında kalan üretim tesisinin
full imarı yoktur. O binalar hep kaçaktır. Tamam yani buna kimse bir şey demiyor. Yani yıkalım oradaki şey üretim yapılmasın, işçiler atılsın, ihracat düşsün diye kimsenin bir derdi yok ama alıcıların bir derdi var. Dolayısıyla onları çözmemiz lazım. Ve burada kamusal işbirlikleri gerekiyor. Yani bunlar da önümüzdeki dönemde olacakmış gibi görünüyor. Dolayısıyla benim oradaki düşüncem ve yaptığım yönlendirme şirketleri mutlaka döviz gelirlerinin olması lazım Türkiye'de. Eğer bu yoksa bir şekilde o zaman girdilerindeki şeyi azaltmaları gerekiyor. Ama bu o kadar kolay değil. Yani PVC ham maddesi ithal edip işte panel yapıyorsanız onu durduramıyorsunuz. Yani ben bir PVC üretim tesisi açayım diye bir şey yok. Orada da dediğim gibi ihracat imkanlarını kovalamanız lazım. Ki olabiliyor. Her ürünün bir ihracat şansı var. Ama bu bir yatırım meselesi. Aynı fabrika kurarmış gibi bu işe sabit gider bacağında işte insan kaynağı, fuar, reklam bunları harcamanız gerekiyor. Bu kolay bir şey değil yani. Şirketlerin kitabın içinde de var. Yani düzgün kendilerini anlatacakları bir sunumları da yok. Yani ürün kataloğu var. Ürün kataloğu ile ihracat yapılmıyor. Gidip anlatmanız lazım kendinizi. Ben şu kadar yıllık bir şirketim, şuyum, buyum diye. Bu bir zor bir süreç. Biraz masraflı da bir süreç. Ama 2023'te bunun planlı, programlı bir şekilde umutsuzluğa düşmeden yapılması lazım. Türkiye böyle bir ülke olmak zorunda. Dolayısıyla bu böyle bir ülke olmak zorundaysak da şirketler de kendilerini buna göre yapılandırmaları lazım. Çünkü öyle bir ülke olmanın arkasında şirketlerin performansı yatacak. Yani kamusal bir şirketimiz yok, bir git yok ihracatımız da çok fazla arttıracak. Peki riskler açısından da iyi önlemeye çalışmaları her sektör 2023 için özellikle diyelim. Bir kere bütçe ve bütçe ile bağlantılı nakit akışı oluştuktan sonra o nakit akışta işte yatırım harcamaları varsa temettü dağıtımı o bu hepsini düştükten sonra oluşacak olan eksilerin finansmanı için bir önlem alınması lazım diyeceğim ama Türkiye'de bankacılık sisteminde işte ben sana baştan belirli bir ücret ödeyeyim. Committed line deriz biz buna. Hani belirli bir komisyon ödeyeyim. Bu limiti her zaman sen bana kullandır. Faizi ne olursa olsun. Şimdi bizde böyle bir şey yok. Dolayısıyla ben o oluşan eksimi, Haziran ayında bir eksi oluştu diyelim nakit akışımda. Bugünden garanti altına alabileceğim bir finansman imkanım yok. Bakın fiyatı ne olursa olsun diyorum. Yani o günkü piyasa fiyatından bana şunu kullandıracağını kimse bana garanti edemiyor. Şimdi bu garanti edemiyor demek ama bunun benim bununla ilgili çalışma yapmama manasına gelmiyor. Dolayısıyla banka ve finansal kuruluş ilişkilerinde ben mümkün olduğu kadar kendimi bugüne kadar yaptığımdan daha iyi anlatmak zorundayım. Bu daha iyi anlatımın arkasında da işte KDV'yi bekleyelim, yok bilmem ne geçici vergiler olsun, mali tablolar çıksın değil. Yani bir bankaya geçici beyannamelerdeki anlaşılmayan mali tabloları yollamak yerine işte o bankayla olan ilişkide ya ziyaret etmek ya da çağırmak, bir sunum yapmak bir saat. Hani ben bunu yaptım, bunları planlıyorum. Emin ol o kredilendirme listesinde ya da limit artış listesinde firmanın birkaç kademe, birkaç basamak üste çıkmasına yarar. Şimdi bunları yapmak lazım. Yani değiştiremeyeceğimiz şeyleri kabullenme gücü ver demiş bir yazar ya da bir atasözü. Şimdi onların arkasında kendimizi bunaltmak yerine listede nasıl ön plana çıkarız ona bakmamız lazım. Yani bu önemli bir şey. Önümüzdeki sene ya da içinde olduğumuz sene finansman ihtiyacının doğduğu yerlerde benim finansmana ulaşabilmem gerekiyor. Bunun fiyatı bu aşamada çok önemli değil. Önemli olan o ihtiyacın doğduğu yerde ona ulaşabilmem. Çünkü ben bir sene, iki sene kendim öyle finanse etmeyeceğim belki. O dönem onu kullanacağım. Ondan sonra devam edeceğim. Şimdi nakit akışı her şey. Yani şirketlerin sürekliliğinin sağlanması önemli. O nakit akışının 2023'te etkilenmemesi gerekiyor. Ve benim orada başıma bir kaza gelmemesi lazım. Bu birincisi. İkincisi çok yatırım senesi gibi görünmüyor. Çünkü hani yatırımın kesinlikle uzun vadeli kredilerle yapılması lazım. Yoksa bu hani mecburi yatırım dışında işte baca sisteminin düzelmesi lazım. Yoksa tesis kapanacak. Onların dışında herhangi bir yatırıma çok fazla girilmemesi gerekiyor. Eğer işte Merkez Bankası'nın bazı kredi imkanları var. Eğer onlardan faydalanmak mümkün değilse ihracatçıya sağlanan birkaç imkan var. Şirketlerin o yatırıma girmemeleri lazım. Bu ikisi yapılırsa eğer
Bir de işte verimlilik, harcamalar kontrol altına alınırsa o zaman daha az sorun yaşanacakmış gibi görünüyor. Yani biz bu 2023'ü yaşayacağız, 24'ü de yaşayacağız. Sistem durmayacak, devam edecek. Orada önemli olan kendimizi rekabette ön plana çıkarabilmek. Yani finansman sağlamada rekabet varsa orada ön plana çıkmamız lazım. Yani insan kaynağına erişim varsa orada ön plana çıkmamız lazım. İşte şirketler mesela 35 yaşını aşmamış olmaması diye bir iş ilanı yok artık. Yani benim için işte Gülay daha değerli. Profesyonel çalışmıyor ama işe ihtiyacı varsa 30 yaşındaki Gülay'ı arayacağım ama bu yaştaki Gülay'a ihtiyacım var. Çünkü kariyer beklentisi yok. İşte emekli. Erken EYT'de almışsa daha rahat. O zaman ben niye şirketimde 50 yaş ve üzeri istihdam yapmayayım? Anlatabiliyor muyum? Evet. Şimdi bu tür şeylerle o işte ne bileyim kriz olacak, o olacak, bu olacakla mücadele edebiliriz. Öbür türlü dediğim gibi yani proaktif olamayız. Peki. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Kitabınıza dair ya da genel finansa dair? Yok yani eklemek şunu söyleyebilirim. Yani bir şey dedim, yüzleşme senesi dedim kendimce 2023'ü. Bunu birey olarak, şirket olarak, ülke olarak, dünya olarak birçok farklı platformda yapılması lazım. Hani şirketler bazında da bakarsak, hani finansal yönetim konumuz diyelim, şirketlerin de bazı yüzleşmeleri bu dönemde yapmaları gerekiyor. Yani bu işte güçlü, zayıf yönler, tehditler, fırsatlar analizi vardır, strateji çalışmaları vardır. Hani biz bunları genelde hani 3-5 senede bir, ya bu artık aylık yapılmalı. Yani ay bazında bakmam lazım, ben nerede iyiyim, nerede kötüyüm, önümde ne var, ne yok. Biraz daha oluşan adamların üstüne çıkıp bir 30 bin fitten bakmamız lazım artık ve bunu da daha sık yapmamız gerekiyor şirketler bazında. Ya bu da bir yüzleşme aslında, yani kendi zayıf yönlerimizle daha çok yüzleşmemiz gerekiyor. Fırsatlarla daha çok kafamızı yormamız gerekiyor. Öyle bir dönem. Yani umudu kaybetmeden, çok fazla enseyi karartmadan bunları yapmamız lazım 2023 yılında ve sonraki dönemlere de hazırlanmamız lazım. Bu sadece bizle alakalı değil, dünyanın geneliyle de alakalı. Hani bugün işte Çin Tayvan'a girerse daha farklı bir şey yaşamak zorundayız. Ona hazırlıklı olabilir miyiz? Olabiliriz, bu konuşuluyorsa. Şirketlerin bugün tedarik zincirlerinin analizini tekrardan bu şekilde yapmalarında fayda var. Yani böyle bir şey olursa, yaptırımlar başlarsa Çin'e, ben kaç ay dururum, bu yaptırımlar kaç ay sürer, onunla ilgili emniyet stoğumu hangi aşamaya getirebilirimin çalışmasını yapmak çok çok kötü bir şey değil. Bazen bazı şeylerden kaçıyoruz. Hani göz ardı ediyoruz, ya yok ya bu olmaz diye. Yani 2023 pek öyle bir sene değil. Her şeye bakmamız lazım. Yani satın aldığım, tedarikçimden satın aldığım ürünü satın alamazsam ne olurum çalışması yapılmalı. Peki, çok teşekkür ediyorum ama sizin üçüncü kitabınızı falan yeni bir sohbet için beklemeyelim. Çünkü bu kitabın içerisinde o söylediğim, şöyle gösterelim, teknik bilgilerin içerdiği finansal analizi sizin müsait olduğunuz bir başka programda, kitapta biraz satılsın, herkes okusun, ondan sonra yapalım. Orada siz bakış açınıza dair, teknik detaylar değilse de finansal analizin önemine dair bir programa sizi davet etmek isterim. Tabii. Zamanda çok iyi olur. Aktarıyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim canım. Önce bu kitabı ve bu kitapla ilgili yaptığımız yayını, sonra da bu kitabı alın okuyun ve bunlar hepsi özellikle reel sektördeki CFO'lar için başta olmak üzere bir başucu kitabı niteliğinde olmuş. Sizin de elinize ve emeğinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Programa geldiğiniz için de çok teşekkür ediyorum tekrar. Ben çok teşekkür ederim. Kitabınızın yolu açık olsun diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağ ol canım. Sen de çok iyi bak. Çok selam. Bay bay. Teşekkürler. Radyo Gedik'ten bugünlük bu kadar. Gülay Güner'le finans programında tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın. Sağlıkla kalın.